Eğer işleviyle birlikte V işlemini kullanarak birden fazla sütuna bağlı şartlarda hesaplamalar yaptırılabilir. Örneğimizde firmalarımız ve satış temsilcilerimiz var. Eğer işlemini kullanarak sadece bir firmaya ya da sadece bir satış temsilcisinin yaptığı satışları bulabiliriz. Ama aynı anda hem istediğimiz bir firmanın hem de istediğimiz bir satış temsilcisinin satışlarını buldurmak için eğer işlevini ve işleviyle birlikte kullanmamız gerekir. Bunun için eşittir eğer deyip parantez açıyorum. Daha sonra ve işlevini açıyorum. Ve tekrar parantez açıp ve işlevinin içine şartlarımı veriyorum. Örneğin Erbakır firmasına Hasan isimli temsilcimizin yaptığı satışları görmek için eşittir eğer ve A2'deki değerimiz tırnak içinde Erbakır tırnak kapatıyoruz noktalı virgül satış temsilcimiz B2 eşittir tırnak içinde Hasan tırnak kapatıyorum ve işlemini kullanırken parantezde kapatıyoruz ise tutarın %10'unu alsın. Değilse boş gelsin. Tırnak, boşluk, tırnak, parantez kapatıyorum. Amacım Erbakır firmasına Hasan isimli satış temsilcisinin yaptığı satışların %10'unu hesaplamak. Bunun için eşittir eğer parantez açıyoruz ve parantez açıyoruz. A2'deki değer eşittir metinsel ifade olduğu için tırnak içinde Erbakır noktalı virgül. B2'deki değer eşittir metinsel ifade olduğu için tırnak içinde Hasan. Parantezi kapatıyoruz. İse şunu yap, değilse bunu yap gibi işlemi yapıyoruz. Enter'a basıp ilk şartla uymadığı için boş geldi. Aşağı doğru bunu çektiğimiz zaman şartla uyan verileri görebiliriz. Şöyle yapalım. Mesela buraya da Erbakır firmasının Cihan isimli müşterimizin, Cihan isimli satış temsilcimizin yaptığı satışları bulalım. Eşittir eğer parantez açıyoruz ve parantez açıyoruz. İlk şartımızı veriyoruz. A2'deki değer eşittir tırnak içinde Erbakır tırnak kapatın noktalı virgül ve B2'deki değer eşittir tırnak içinde Cihan tırnağı kapatalım ve parantez kapatıyoruz. Noktalı virgül. Ondan sonra komisyonun %10'unu al. Değilse boş gelsin. Enter. Bu şekilde çektiğimizde hiçbiri gelmedi. Çünkü şunu şöyle düzeltelim. Cihan isminde değil, Cihan diye bulamadık. Bunu küçük harfte düzeltelim. Evet, şimdi istediğimiz değeri bulduk. Eğer ve V işlemlerinin kullanımı bu şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken, her iki şartın sağlandığı durumlarda doğru değeri sağlanır. Herhangi bir şartın sağlanmadığı durumda veya her iki şartın sağlanmadığı durumda ise yanlış değeri sağlanır. Eğer ve V işlevi çok sık şekilde kullanılır. Birden fazla sütunlarda kullanabiliriz. Aynı anda istersek 3 sütuna bağlı hesaplamalar da yaptırılabilir.